Saygıdeğer bakanlarım, kıymetli iş insanlarımız, girişimcilerimiz, Türkiye'nin inovasyon öncüleri, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovalik ödül töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce bir inovasyon yaptılar, altımıza bir yükseklik koydular. Bence sizi daha rahat görüyorum bu sayede. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma yolunun katma değerli üretimden geçtiğini her fırsatta ifade ediyoruz. İşte inovasyon da aslında katma değerli üretimin anahtarı. Ülkemizde inovasyon kültürünün gelişmesi, şirketlerimizin, genç beyinlerimizin rotalarını inovasyonla çizmeleri bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. İşte bu yarışma oluşturduğu farkındalıkla Türkiye'nin yenilikçilik ekosistemine büyük bir katkı sunuyor. İnovalik ile işletmeler inovasyon yetkinlikleri konusunda yarışırken aynı zamanda inovasyon kültürlerini geliştirme fırsatı da buluyorlar. Bu yarışmayı firmalar nezdinde yenilikçiliği özel gündem yaptığı için ben çok değerli buluyorum. Bu yıl yarışmanın büyük şirketler ve KOBİ'ler bazında iki farklı kategoride yapılması da aslında güzel bir adım. Hem yarışmanın kapsayıcılığı genişledi hem de KOBİ'ler için bir fırsat eşitliği sağlanmış oldu. Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovalik'te ödül kazanan tüm firmaları ben şimdiden tebrik ediyorum. Tabii bunun yanında bu sene ilk defa İnovatim inovasyon yarışması da düzenleniyor. 103 farklı üniversiteden 3000'den fazla öğrencimiz ekipler halinde çalışmayı ve çözüm odaklı projeler üretmeyi bu yarışmayla tecrübe edindiler. Bu yılın gündemine uygun olarak pandemiyi konu edinen projeler üretildi. Ben dereceye girsin girmesin inovasyonun pandemiden büyük olduğunu gösteren tüm öğrencilerimizi de şimdiden tebrik ediyorum. Bir de önerim var. Belki bunu değerlendiririz. Daha önce bakanımla konuşmadım ama belki sizin bu yarışmanızı da Teknofest kapsamına alabiliriz. Bir bütüncül yaklaşımla ele alabiliriz. Biliyorsunuz üniversite öğrencilerimize dönük çok önemli yarışmaları biz Teknofest kapsamında yapıyoruz. Bunu da aramızda değerlendirelim diyorum. Böyle vizyoner işlere imza attığı için Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli katılımcılar, salgın süreciyle birlikte küresel ekonomide uzun süredir görülmemiş bir daralma dönemini yaşıyoruz. Normal şartlarda böylesine daralma dönemlerinde inovasyona yönelimin azalması, buna dönük harcamaların düşmesi beklenir. Ama bu sefer durum tam tersi bir şekilde gelişiyor. İnovasyon ve dijital dönüşüm süreçleri firmalar açısından özellikle çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Şirketler yetkinliklerini artırmak için bu alanlara önemli yatırımlar yapıyorlar. İşletmelerin birçoğu hizmet ve üretim süreçlerinde, yönetim yapılarında dijitalleşmeyi ve daha inovatif yaklaşımları benimsemiş durumda. Salgın sonrası dönemde bu eğilimin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Burada bakanımız biraz önce bir örnek verdi. 2030 yılında uzaktan eğitim firmasının dünyanın en büyük şirketi olması bekleniyordu dedi 5 sene önce. Ama bugün geldiğimiz noktada aslında bu firmalar şimdiden en önemli şirketler arasına gelmiş durumda. Burada size çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bunlarla aslında alakalı Fortune dergisinin her yıl açıkladığı ABD'nin en büyük şirketleri listesinde 10 yıl önce ilk 10'da yer alan şirketlerden 7 tanesi bugün ilk 10'da değil. İnovasyonu odağına alan şirketlerin listede zirveye çıktığını ve trendi kaçıranlarınsa listede gerilere düştüğünü, hatta yok olma tehlikesiyle, piyasadan tamamen silinme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Bunun gibi yaşanan tüm gelişmeler şunun altını özellikle çiziyor. Yenilikçilik küresel rekabette artık bir tercih değil, bir zorunluluk konumuna geldi. İşte bunun bilinciyle Türkiye'nin
inovasyon politikalarını hep beraber geliştiriyoruz. Bu noktada ülkemizin gerçekten önemli bir potansiyeli var. Yenilikçilik ruhuna sahip genç ve dinamik nüfusumuz bizim en önemli avantajımız. Güçlü sanayi altyapımız değişimlere çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. Her geçen gün gelişen girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemimizin pozitif etkilerini hızlanarak gözlemleyebiliyoruz. Üretkenliğimizi, teknolojik ilerlememizi ve inovasyon becerilerimizi hedeflerimizle uyumlu bir şekilde daha da yukarılara taşımanın derdindeyiz. Bu çerçevede Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek politika setini milli teknoloji hamlesi yaklaşımıyla belirledik. Planlı, disiplinli ve özenli bir şekilde ilerliyoruz. Bu vizyon ışığında 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizi hazırladık. Stratejimizde girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin küresel rekabetçiliğin tetikleyicisi olduğundan hareketle bizi biraz zorlayıcı ama ulaşılabilir aynı zamanda hedefleri ortaya koyduk. 2023 yılına kadar imalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını %44.2'ye, yüksek teknolojili ürünlerin payını %5.8'e, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını %1.8'e, girişim sermayesi yatırımlarının büyüklüğünü yıllık 5 milyar liraya, ülkemizdeki yazılımcı sayısını 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Takip edilebilir bu hedeflerin yanında somut adımlar ve kritik projeler belirledik. Örneğin bu kapsamda teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını devreye aldık. Makine sektöründe başladığımız programla servo motorlardan CNC tezgahlara, robotlardan eklemeli imalat makinelerine pek çok yüksek teknolojili ürün yerli ve milli olarak üretilecek. Zaten başkanımız da burada. İlk projeyi, ilk çağrımızı makine sektöründe yapmamızdan da gerçekten sektör mutlu. Bu üretimler sayesinde birçok firmamızın inovasyon kabiliyeti de gelişmiş olacak. Bunun yanında inovasyonu önceleyen erken aşama girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla girişim sermayesi fonları kurmaya başladık. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de girişimciliği halihazırda en büyük oranda kamu destekliyor. Bu manada özel sektörün mutlaka girişimciliğe yatırım yapması lazım ve bunu da teşvik edecek uygulamaları şu anda çalışıyoruz. Yine inovasyon ekosisteminin nitelikli insan kaynağına sahip olabilmesi için de muazzam atılımlar gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'ndan Açık Kaynak Platformu'na, sanayi doktora programlarından Deneyap Teknoloji Atölyelerine kadar vizyoner adımları, özellikle insan kaynağına dönük adımları bu dönemde attık. Özellikle KOBİ'lerimizin dijitalleşmesini hızlandırmak ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmek için TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarımızda önemli destek mekanizmalarımız mevcut. Nihai hedefimiz küresel ölçekte rekabet edebilen, ihracatta inovasyonla fark yaratan firmalarımızın sayısını arttırmak. Şurası bir gerçek. Yenilikçiliği destekleyen mekanizmaları ve altyapıları son dönemde her ne kadar güçlendirsek de hala işletmelerin sadece çok küçük bir kısmı inovatif ve kurumsal yönetimlere sahip. İşte bunu aşmanın yolu Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü geliştirmekten geçiyor. Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovalik gibi faaliyetler, etkinlikler inovasyon kavramının toplumsallaşması açısından ve farkındalığın arttırılması açısından gerçekten hayati bir rol oynuyor. Bu tarz etkinliklerin çoğalması ve ülke satına yayılarak inovasyon ekosistemimize katkı sağlamasını ben çok değerli buluyorum. Bugün burada ödül alacak her bir firmamız gerçekten yenilikçi yaklaşımlarıyla aslında yarınlarımıza umut oluyorlar. İnovasyonu stratejiden organizasyonel yapıya,
insan kaynağından somut çıktılara kadar farklı alanlarda odağını alan şirketlerimiz yetkinliklerini bu manada geliştirdiler. Innovalek'te liderliğe giden yolun hükümetimizin katkılarıyla açıldığını görmekse bizi ayrıca mutlu ediyor. Hem bu yıl hem geçtiğimiz yıllarda ödül alan firmalarımızın önemli bir kısmı mesela bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip. Önemli sayıda firmamız yine teknopark firmaları arasında. Bunun yanında birçok firmamız bakanlığımızın yatırım teşviklerinden, KOSGEB desteklerinden, TÜBİTAK desteklerinden, Kalkınma Ajansı desteklerinden faydalanmış. Ben geçmişte ödül almış firmalarımıza şöyle bir baktım ve bunlardan bakanlığımızın desteklediği iki tanesine örnek vermek istiyorum. Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren bir firmamız var ve bu firmamız TÜBİTAK desteğiyle katarak cerrahisinde kullanılan göz içi hidrofobik lens geliştirdi ve bunlarla, bu ürünlerle dünyada özellikle rekabetçi bir konuma gelme yolunda hızla çalışıyor. Yine Denizli'deki bir tekstil ve konfeksiyon firmamızsa sunumlarında VR, AR, hologram teknolojisinin kullanılmasına yönelik proje geliştirmiş ve bu firmamızı bizim Ege Kalkınma Ajansımız desteklemiş. Tekstil sektörü için ilk olma özelliğini taşıyan bu projede sektörde yeni bir yaklaşım ve pazarlama stratejisi oluşturmayı hedefliyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün. Mesela burada Savunma Sanayi Başkan Yardımcımız var. Bu sene sanırım ULAK ödül alacak. Hatta bana mesaj atmış Sayın Bakanım, benim ödülümü siz verir misiniz diye. ULAK ne yapıyor? Türkiye'de 4.5G baz istasyonu ve şebeke sistemine dönük ürünler geliştiriyor. Ve biz bakanlık olarak Ulaştırma Bakanlığımızla bu inisiyatifi destekliyoruz. Mesela bugün geldiğimiz noktada ULAK'ın ve diğer firmalarımızın 5G'ye dönük şu anda ürün geliştirdiklerini ve çok başarılı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu tıp organizasyonlar ve hükümetimizin destekleri gerçekten burada önemli. Ama Turkcell de burada sanırım ödül alacak. Onlara da ufak bir uyarı yapalım. Yerli baz istasyonları konusunda onlar elleri açık, cömertler ama diğer sektördeki firmalarla bu girişimi onların da desteklemesi lazım. İşte burada otomotivden robotiğe, gıdadan sağlığa kadar farklı alanlarda birçok Innovalik şampiyonu yenilikçi işlerinde bakanlığımızın desteğini, hükümetimizin desteğini arkalarında gördüler. Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin böyle güzel işler doğurması ne kadar doğru adımlar attığımızı da bize bir kez daha göstermiş oluyor. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı işte bu ekosistemin doğurduğu yenilikçi firmalarımızla kazanacağız. Tabii bugün burada KOBİ'lerin yanında büyük işletmeler de ödül alacak. Büyük işletmelerimizin inovasyona yaptıkları bir birimlik yatırımın 10 misli sonuçlar doğurabildiğini biz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin adını tüm kıtalara yazdıran bu firmalarımızın inovasyonda oynadıkları öncü rol bizim için çok kıymetli. Bu yüzden bu firmalarımızın daha fazla işletmemize ilham olmasını ben temenni ediyorum. Burada bulunan ve bizi izleyen genç kardeşlerimize ve firmalarımıza bir kez daha ben seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, icat çıkarın. Yeni fikirlerin peşinden gidin. Siz hayal kurun, biz desteklerimizle hükümet olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Kıymetli iş insanlarımız, müstakbel ihracat şampiyonlarımız, Ar-Ge'ye, inovasyona ve girişimciliğe lütfen yatırım yapın. Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi bir irade sapasağlam sizin arkanızda duruyor. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız diyorum. Sözlerimi burada noktalarken değer oluşturan ve inovasyonun gündem olmasını sağlayan bu başarılı organizasyon vesilesiyle 95 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ben canı gönülden tebrik ediyorum. Bu ülke için çalışan, çabalayan, üreten
yenilik peşinde koşan herkese şükranlarımı sunuyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.